hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk. Olduğun yerde zıplar mısın bize? Zıplar! Ve saygıdeğer eşi, Sayın Dilek İmamoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Başkanım İmamoğlu, buralardan taş değil gül atılır sana doğru. Her yerdeyiz. Ülkemizin her yanında milletimizin nabzını tutuyoruz. Tamam, pazar da bizimle, pazar. La öyle başlarsak Güney Su'dan başlayacağız ama en fazla Güney Su yanımda, bak söyleyeyim ha. Söyleyeyim, ben iddialı adamım. Ben iddialı adamım. Güney Su'nun oylarını alacağım. Tek tek kalplerini kazanacağım. Oyunu vermese de kalplerini kazanacağım, sonra oylarını alacağım. Tamam mı? Taraflardan birisi diyor ki, biz gelince her şey çok güzel olacak. Umut veriyor. Öteki tarafta diyor ki, ben gidince her şey kötü olacak. Korku salıyor. Bak birisi umut veriyor, birisi korku salıyor. Size soruyorum, umut mu kazanır, korku mu? Güzel. Güler yüz mü kazanır, asık surat mı? Güler yüz kazanıyor tabii. Güler yüz kazanıyor. Milletini seven yüz. Bak ne dedim, bana oy vermeyenlerin de kalbini kazanacağım. Bak kalbini kazanacağım. Ben öyle bir ahlaktan geliyorum. Milletimiz korkmaz. Milletimiz kendine güvenir. Devletine güvenir. Ben gidince her şey kötü olacak. Ne demek ya? Bütün marifet bir kişide mi yani? La 86 milyon milletin evlatları var. Evlatları. 86 milyon. Her şey kötü olacak diyerek milleti korkutmaya çalışan akıl, haddini bilmeyen kibirli bir akıldır. Bir tanesi dün bunlar seçilince memlekete velet dalin amin. Akla bak ya. Vallahi akla bak. Allah bunların gazabından memleketi korusun. Kim giderse gitsin, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Siz derede kum tanesi olmazsınız bu memlekette, kum tanesi. O siyasetçi gitti, bu siyasetçi geldi diye bu büyük devlet, bin yıllık devlet geleneği olan bu millet zaafa uğrar mı? Kimler geldi, kimler geçti? Kimler geldi, kimler geçti? Herkes haddini bilecek. Hepimiz gelip geçici değil miyiz arkadaşlar? Hepimiz fani değil miyiz? Baki olan ne? Vatanımız, devletimiz, milletimiz. Ben gidersem her şey çok kötü olur diye düşünüyorsan, sana güle güle, sana. Evine. Hadi git evine. Hanımına, eşine, çoluğuna, çocuğuna hizmet et. Hizmet et. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsan, ben gidersem memleket kötü olacak. 21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan, hala ben gidersem ülke batar diye milleti korkutmaya çalışıyorsan, senin karnen sıfır, sıfır, sıfır. Başarısızsın. Başarısızsın. Kendin itiraf ediyorsun.
Çaykur'un liyakatla yönetilmesini sağlayacağız. Liyakatla yönetilmesini sağlayacağız. Çaykur bugüne kadar ne yazık ki yerle bir edildi. Genel başkanımızın müjdesini buradan tekrarlamak istiyorum. Çay 15 lira olacak, 15 lira. 15 lira olacak. Onun etrafında memleketin geleceğini düşünen kim varsa uzaklaştı. Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki her gün Pandora'nın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyet'in 100. yılında o itirafları dinledikçe benim yüzüm asılıyor, moralim bozuluyor. Utanıyorum biliyor musunuz? Ama bunlarda utanma da yok. Bunlarda utanma, ben utanıyorum. Memleketimi bu duruma düşürenlere yuh olsun. Utanıyorum. Diyaneti kuran Mustafa Kemal Atatürk. Biz Diyaneti niye kapatalım ya? Ama şunu yapacağız. O Diyanetin başındaki partizan aklı oradan yollayacağız. Bizim camilerimiz kutsallarımız, bizim Allah'la kul arasına kimse giremez. Bizim camilerimizi siyasete kimse alet edemez. Bugün geldiğimiz noktada siyasetin en zor zamanlarına yaklaştık. 14 Mayıs'a az kaldı. Ne yaptılar bunlar? Bir avuç insana, sözüm ona bizi Erzurum'da kışkırttıkları insanlara taşlatmaya kalktılar. O kadar elleri, gözleri, yüzleri birbirine karıştı ki bakın bunlar ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Sonra pişman oldular, birbirlerine düştüler. Bir de utanmadan dediler ki ya bunlar kendilerini taşlatıyorlar. Ya akıl bu kadar gitmiş. Yani biz oraya gideceğiz, kendimizi kendimize taşlatacağız. Taş atanların bir kısmı ortaya çıktı. Şimdi çeneleri kesildi, daha konuşamıyorlar. Ya gene diyeceğim Allah bunlara akıl versin diye. Güzel olacak. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Cumhuriyet için mücadele edecek 82 milyon vatanseverle dolu.